Geldi mi? Abi aratıyorum şu an. Korona nikma yazsam çıkar mı? Korona nikma. Bekliyordunuz bu görüntüler. 7 Eylül

bir kutuya koyun. Herkes bütün IQ'larını bir kutuya koysun. Koy kutuya koy. Koy kutuya abi. Koydunuz mu abi IQ'ları kutuya koydunuz mu? Hangi IQ? Allah bizim chat de mal. Ah hanama. Koy kutu işte lazım olacak diye bir kutuya koy kaldır. Hani olan bir avuç IQ'muzu da kaybetmeyelim bu videoda. Kaldır abi. Better TV emotes bu ne? Add to channel. Koydum. Koronas geldi. Koronas geldi. 4 Şubat'ta yayınlamış. 2019'da kayda alındı. Virüsten 3 ay önce. Şehirde kimsenin onlara bulaşacak koronavirüsünden haberi bile yok. Bu gördüğünüz görüntülerin çekildiği tarihten sonra yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan koronavirüsü. Massachusetts Enstitüsü'nde kayda alındı. Bu da bir başka hali. İlk kez Aralık ayında görülen ve 2019 nCoV olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da korona virüsü olarak biliniyor. Enfeksiyonu tespit edip adını verense Dünya Sağlık Örgütü. Aslında koronavirüsler geniş bir virüs ailesi ve bunlardan sadece 7 tanesinin insanlara bulaşabileceği biliniyor. Nasıl bulaştığını ve bazı gerçekleri göstermeden önce böyle bir virüsün nasıl ortaya çıkabileceğine bakalım. Az önceki görüntüleri... Ah oh, here we go! <laughs> Here we go chat Hazır mısınız? Tekrar daha dikkatle izlerseniz şehirde temizliğin önemli bir yerinin olmadığını Bunun yanında sanki dünyada kıtlık varmış gibi daha önce tüketilmeyen ve tüketilmesi düşünülmeyen bazı hayvanların satıldığını görebiliriz bu da satılan hayvanların bazılarının listesi. Yarasa, yılan, kedi, tilki, timsah, koala hatta yavru kurt bile satılmakta. Üstelik daha da kötüsü bunlardan bir kısmı bazen canlı olarak bile servis ediliyor. Virüs aslında hayvan... Ay gösterecek zannettim. ...hayvanların çoğunda mevcut bir şekilde bulunmakta. Fakat zararlı durumda değiller. Dünyanın ortak kanısı ise bunun bir yarasadan insana bulaştığı ve mutasyona uğradığı yönünde. Koronavirüsü, kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüsün kediden atılma yoluysa genellikle dışkıdır. Bu arada Çinlilerin bazılarının köpek ya da kedi yemediklerini düşünüyorsanız biraz araştırma yapın. Gerizekalılar. İki sayfa çevirin lan. Elbette virüsün bir hayvandan bulaştığının şu an için kesin bir delili yok. İşte böylesine çağ dışı, adeta vahşice bir yemek kültürünün oluşmaya başladığı için de bir de bunların steril olmadan sunulması, hastalık ve felaketlerin oluşması için çok doğal bir sebep. Bunun sonucu olarak bu hayvanların tüketilmesi sonlanırsa, tüm bu olumsuzluklar içindeki... Lan ne var onda? Bu çok güzel bir yemek ya. ...sonucu olarak bu hayvanların tüketilmesi sonlanırsa... Lan bunda ne var ya? Abi wonton göstermişim. Wonton güzel abi. Ne istiyorsun? Ponton'dan Ne var bunda ya? Aa, Chinese food yazmış göstermiş reis. tüm bu olumsuzluklar içindeki tek olumlu şey diyebiliriz. O Chinese Starbucks. Wow. Peki virus. Ha bugün çocuğun birisi bana şey yazmış. Ulan <laughs> oturduğun yerden taksicileri eleştiriyorsun. Son model iPhone'un ve Starbucks kahvenle beraber giriyorsun son model iPhone'una. Taksicilere eleştiriyorum bütün gün oturuyorum amına koyayım. Ya bu kadar tanımamak, bu kadar yarrak yarrak saldırmak. Senin ben ızdırabını sikeyim. Ya arkadaş. Beni bilen bilir. Benim kahve fantezim yok. Benim botsuz bir yayın gördüm. Aranıza katılayım dedim. Kardeşim hoş geldin. Benim kahve fantezim yok. Benim böyle fantezilerim yok. Ben kahve zaten sevmem. Starbucks hiç sevmem. Sevmiyorum yani. Sevmiyorum abi. Ee, telefon desen yani benim telefonum üzerine 4 tane daha model iPhone çıktı. Son model iPhone karımda var. Eşime aldım. Eşime aldım. Ee, neden? Çünkü telefonunu kırdı. Ben de aldım. Yani bu. Eşimde var. Ben de yok. Ne olur tanımadan böyle arkadaşlar yani ben donu gutçu olan bir adam değilim ya. Ben don, ben donumu pazardan alıyorum ya. İnsandan insana nasıl bulaşıyor? Nasıl? İşte bu temsili görüntülerde gördüğünüz virüslü birinden hapşırma sonucu çıkan mikron parçacıklardan biri. Genellikle sol... Abi baban izliyor galiba. Olabilir. İzler babam. İzlesin. Ne yapayım? Babam izliyor diye ne yapayım? Ne yapayım? Takım elbise mi giyip geleyim? İyi seyirler babacığım. Solunum yoluyla bulaşan virüs eşyaları ortak kullanmak ve yakın temas gibi durumlarda da bulaşabilmekte. Bu 2002 yılında görülen şiddetli akut solunum yolu sendromu yani kısaca SARS koronavirüsünün bir benzeri. İnsan hayatını sonlandırma oranı. Seher yıldızı mı giyiyorsun? Hakikaten seher yıldızı giyiyordum bir ara. Artık seher yıldızı olmuyor kanka. Götüm büyüdü. Virgül Korona virüsünde ise bu oran yüzde ikilerde. Tabi bu onların iddiası. Virüs 24 yaş altı kişilerde yüzde bir. Orta yaşta yüzde altı. Yaşlılarda ise yüzde ve üzerinde etki. Şu ana kadar yanlış bir şey söylemedi abi. Ben sıkıldım yanlış bir şey söylemesi lazımdı. Tetiklenemiyorum denemiyorum ya. Hiç tetiklenemedim. Sıfır tetiklendim abi. Nigma'ya sert, sert sert yapamıyorum. Adam doğru doğru konuşmuş bu video. Gelir mi abi? Kötü kötü şeyler gelecek mi abi? Abi kötü kötü şeyler gelmedi ya. Şu an hiç tetiklenemedim. Çok sıkıldım. Bu ne abi bilinçli nikma mı olur yani nikmanın çıkıp salak salak işte Yahudiler saldı falan demesi gerekiyordu ya. Bugün de 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz Aile WhatsApp grubu. Çok Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş. Ha hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o zaman şimdi alalım. Temmuz'da satarık kör ederiz. Bunun maşisin bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi Yok yok kazancı amca ben inanmış ben de sizdenim vallahi. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. <laughs> Yaklaşma. Dedi şey demiş demiş mijmi bu. Yok lan şunu. Asın bunu. A buraya sune. A buraya benim kızım gelmiş. Sen ne yaptı? Çiş kaka mı yaptı? A buraya ha? A uh, Morisco yes, 4. Man, 4. ayında, Tornado of Souls 14. ayında Bomb Çiki Çiki 25 ay koronalı. Metin Aktaş 45 5. ayında. Şükran uh, şukram uh, Mon Homo ikinci ayında efendim. Holy tokatlı diyor ki annem için endişeleniyorum. Bir tek kendimi de geçtim. Anneme hastalarından bir şeyler bulaşacak diye endişeleniyorum. Arkadaşlar lütfen gerekmedikçe hastanelere akın etmeyin. Bir durumlar.